Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bugün mimarlık ve işsizlik üzerine konuşacağız. Mimarlık sektöründe şu an işsizlik var mı yok mu? Şu sıralarda da tercih dönemi olduğu için böyle bir videoyu çekme gereksinimi hissettim kendimde. Şimdi mimarlıkta işsizlik var mı? Öncelikle şöyle düşünelim. Yani mimarlar mezun olduktan sonra ne işler yaparlar? Farklı alanlara yönelmezlerse, kendi alanında iş yapmak isterlerse ne işler yaparlar? Bu noktada şantiye şefliği yapabilirler. proje mimarlığı yapabilirler. Bir ofiste veyahut freelance olarak. Onun haricinde KPSS'ye çalışıp atanabilirler. Yani ya da belediyelerde veyahut bunun gibi kurumlarda çalışabilirler. Şimdi şöyle düşünelim. Yani tek tek inceleyerek gidelim. Şantiye şefliğini diyelim. Şu an yani herkes açık konuşmak gerekirse şöyle bir durum var. Bir şantiyede şantiye şefi olmak zorunda. Bu olma gerekliliği şu an imzadan öteye gitmeyen bir durum. Yani açık konuşalım şu an bunu söylesek de söylemesek de durum bu şekilde. Gider mimar imzasını atar bir daha ne mimar müteahhiti görür ne müteahhit mimarı görür. Şimdi ikisi açısından da inceleyelim. Müteahhit zaten yapıyı kendisi yapıyor, inceliyor. Belli bir tecrübesi de var kendince. O yüzden ben diyor ekstra bir mimara ihtiyaç duymuyorum diyor. Zaten diyor klasik parçayla da 8-10 katlı bir yapı yapıyorum diyor. Bu benim için kolay. O yüzden diyor ben burada ekstra mimara veyahut inşaat mühendisine bir şantiye şefine para verme gereksinimi duymuyorum diyor. Duysa bile masraflardan kısmak için bunu yapıyor. Mimar açısından bakalım. Mimar açısından da aylığa ya da günlüğe bölündüğünde de o kadar ufak bir para alınıyor ki oraya gidip gelmesi o paranın bitmesi anlamına geliyor. Yani sadece yolda mimarlar bir inşaatı imza attığındaki paranın bitmesi anlamına gelir. Ha mimar Veyahut şantiye şefliği yapacak kişi 5 tane şantiyeyi imza atabilir. ama Yani bu şu şekilde olmuyor Tak 5 tane şantiye 5'i de yan yana gitti ve hepsine bakarım gibi bir dünya yok Birisi A noktasındaysa birisi B noktasında Yani şantiye şefliğinde durum genellikle bu şekilde yani Çok büyük inşaatlarda şantiye şefi olursa diyebilirsiniz Yani şu an benim tanıdığım çok büyük firmaların şantiye şeflerinden bahsediyorum sürekli küçülmeye gidiyor. Hatta sürekli küçülmeye gidiyor. Mimar açısından tamam sürekli küçülmeye gidiyor. Şantiye işten çıkarıyor ama şöyle bir şey var. O kadar küçülmeye gidiyor ki inşaatın hızını da yavaşlatıyor kendilerini. Bu mega projelerdeki müteahhitlerden bahsediyorum. Ki burada isimlerini vermeyeceğim o şeylerin, firmaların. Çünkü sıkıntı yaşarım. Projecilik açısından bakalım. Gene kendi tecrübelerimden yola çıkıyorum. Bu, bu noktada ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Ankara üzerinde konuşuyorum. Bazı illerin, küçük illerin belki de veya bu, bunun bunların bazı ilçelerinin belki biraz işleri daha iyi olabilir. Çünkü bölgesel olarak orada bir Kalkınmayı gerektiren bir proje vardır ya da bir durum vardır. Sürekli bir yenileme vardır. Bu noktada işleri biraz iyi olabilir. Ben kendi özelimde konuşayım ki genelinde %90'ın bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Neyse projecilik açısından bakalım. Geçenlerde Mamak'ta işte müteahhitlerimden bir tanesi şey aldı. Yapı ruhsatı aldı. Yapı ruhsatında hani baktım 6. ayda almıştı. 6. ayda kaç tane proje geçmiş diye o sonundaki numarasından. Bu geçen 60. projeydi. Bu hani biraz büyük bir projeydi. Bir site projesiydi büyük derken ama şöyle düşünelim 60 proje. Ankara Mamak'ta hiç yoksa 100 tane mimarlık ofisi var. Hiç yoksa 100 tane mimarlık ofisi var Ankara Mamak'ta. Diyelim ki 60 tane var. Şimdi 60 tane var. Bu geçen 60 projenin de tamamı biraz para kazandıracak proje olduğunu düşünelim ne kadar kazandıracak diyelim. Hepsini yüzer 100 bin liralık kazandıracak diyelim. Çünkü şöyle de bir şey var. Kimisi köyüne ev yapıyor. Bunun da projesi geçiyor. Bu da buna dahil. İşte bir restorasyon projesi oluyor. Bu da buna dahil falan falan. Mamakta 60 tane mimarlık ofisi var. Bakın bu rakamları iyimser olarak söylüyorum. O zaman ne oluyor? 6 ayda bir mimarlık ofisine bir proje düşüyor. Yani şu şekilde düşünün. Bu mimarlık ofisi kendine mimar eleman al. Kaç tane alabilir? Yani rakamlar ortada. Adamların 6 ayda bir projesi var. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Siz yeni mimarlık ofisi açtınız diyelim. Öbür adam orada 30 yıldır piyasada. Belki 60 iş, işin 25'in 30'unu zaten 5 tane firma toplayacak. Birçok firma hiç iş almayacak. Ben yani gittim görüştüm abi dedim. Nasıl oluyor dedim. Yani piyasada peki dedim hani çok fazla batan var. Ya bunu artık saklamanın şunun bunun bir anlamı yok. Çok fazla batan mimarlık bürosu var, çok fazla batan müteahhit var, çok fazla batan zincir şeklinde bu sektörün içerisindeki herkes var. Neyse git, gittim sordum. Ya dedim niye dedim kapatmıyorlar madem dedim zarar ediyor herkes. Dedi ki şu an dedi herkes cebinden yiyor. Doğru herkes sektördeki o benim çalıştığım ilçelerden bahsediyorum. Herkes cebinden yiyor. Hani bir umut bir düzelme umudu ile beraber bir prestij kaybının olmasını istemiyor insanlar. Çünkü yani takdir edersiniz ki adam orada 20 yıldır piyasada. 20 yılını vermiş. Adam güçlü durmak istiyor. Yani çalkantıda sılkın ya o sıkıntıdaymış dedikoduların önüne geçmek istiyor falan filan. Mesela cebinden öyle olunca 1 lira harcayacakken 10 lira harcıyor. Durumu iyiymiş gibi göstermek için. Şimdi bu noktada gene işsizlik üzerinde duralım. Bir, zaten birçoğu mesela 10 işçisi olan yerler 10 mimar çalıştıran yerler 2 mimara falan düştü. Bu 2015'ten beri olan süreç. 2015'ten beri peş peşe gelen krizlerden dolayı olan süreç. Ya yani bu noktada da bir sıkıntı var. KPS diyelim. Ya KPSS'de de ben anlamıyorum mimarlıkta neden bu kadar az atamalar? Ya inanılmaz ya. Ya yani mimarlıkta bu kadar az atama mı olur? Ya 92 ile falan kapatıyor 2 yılda toplam yani insanlar Yanlışım vardır rakamları tam bilmiyorum ama yani 150 kişi falan alıyor herhalde. Ya 92 ile kapatması ne demek? 92 ile kapatıyor. Ya bir mimar ne yapacak o zaman? Ya şimdi bu adam KPSS'ye çalışamıyor. Ya şimdi akademisyen olsun desen gidiyor işte alesine giriyor. Yabancı dil sınavına hazırlanıyor bu sefer. Yüksek lisans yapacak. Lan yüksek lisans yapacakken bu sefer de torpil var işin içinde. Yani bu durum çok vahim. Sayın arkadaşlar bu noktalarda durum çok vahim. Bunu insanlar şu an göstermek istemiyor. İnsanlar bunu da göstermek istemezken sürekli cebinden yiyor. Bakın kar eden insan yoktur demiyorum. Ama burada geneli düşünmemiz lazım. Genel olarak gelebilecek iş potansiyeli ve kişi başına düşebilecek bu noktada kime ne kadar para gidebilir bunun miktarını düşünmemiz lazım. Yani bu noktada sıkıntılar var. Neyse belediyelere geçelim. Belediyeler veyahut bunun benzeri kurumlar. Şimdi belediyeler ve benzeri kurumlar ciddi oranda şu an mimar veyahut bu tarz elemanlar almıyorlar. Neden biliyor musunuz? Zamanında çok fazla müteahhit varken ve çok fazla proje varken belediyelerin mükemmel bir para akışı vardı. İnanılmaz bir para akışı vardı. Bu paralar tabi suyu kesildi. Yani ben gene mamak özelinde söyleyeyim yüzde birine düştü müteahhit sayısı. Abartmıyorum. Yüzde birine düştü. Bin müteahhit Proje yapıyordu. Şu an sadece 10 müteahhit belki proje yapıyor. Durum böyle olunca belediyelere o zaman çok fazla adam yüklemesi yaptılar. Niye? Bunu kaldırabiliyordu. Ya bu benim yeğenim. Gel. Bu benim bilmem neyim gel. Bu benim şuyum gel. Hem hiçbir iş yapmayı bilmeyen adamlar doldu. E şimdi birçok belediyede siyasi olayları takip ediyorsunuzdur. El değiştirdi. El değiştirdiğinde de eleman çıkarıp çıkarmama durumları falan filan çok Takip ediliyor. Hiçbir belediye o adam iş yapmasa dahi çıkaramıyor. Niye? Çıkardığın basına düşecek şu olacak bu olacak. E belediyeleri büyük külfet. E belediye yeni eleman alabilir mi? Veyahut kurumlar yeni eleman alabilir mi bu noktada? Alamaz. Niye? Şu an zaten devletin kasası ciddi oranda boşalmış durumda. Yani o kurumlardan, belediyelerden de bir noktada şey yapıyorsunuz. Yani iş, iş potansiyelini düşürüyorsunuz. Bu noktada peki ne oldu? Donanımlı mimarlar yurt dışına gitti. O kadar vasıflı adamlar ötüşüne gitti. Ha şunu da söylemek istiyorum. Ya kardeşim işi bilen adam her arkada para kazanır diye düşünüyorsanız. Ya size şöyle söyleyeyim. Benim bir tane tanıdığımız bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin geçen yıl vefat etti. Otdü'den mezundu. Yani Otdü'nün eski mezunlarından. 30 yıldır piyasadaydı. Adam bir başka bir ot dili arkadaşından projeden parayı alamadığı için bunalıma girdiydi ya. Piyasada o kadar az para dönüyordu ki. Bu dediğimde de 2 yıl önceki mesele. Şu an daha kötü. Bu adam iş mi bilmiyordu? Bu dediğim adam NATO'ya proje çiziyordu. NATO'nun Afganistan'daki şuradaki buradaki projelerini çizen adam. Yani iş bilmeme gibiyim. Yani mükemmeldi. Bilgisi deniz deryaydı. Ondan sonra geçen yıl tamamen vefat etmeden önce piyasadan çekilmişti. Bunun gibi piyasadan çekilen tonlarca insan var. O kadar fazla ki adam full donanım ama diyor ki yani ben zamanında biraz paramı kazandım falan. Yani bu piyasanın keşmek işini çekecek şeyim yok. Maddi durumum da var ben piyasadan çekiliyorum diyor. Çıkıyor gidiyor. Yani durum sayın arkadaşlar şu an bu şekilde. Yani iç karartıcı bir video olduğunun farkındayım. Bunun ama nasıl aşılması lazım biliyor musunuz? Biz genç mimarların bir araya gelip mimarlık seviyesinin Türkiye'de yükselmesini sağlamamız lazım. Mimarlığın artık halkın da çok mimarlığa saygı duyan ve bilebileceği bir hale getirilmesi lazım. İşte bürokrasinin de bu hale getirilmesi lazım. Yurt dışında Türkiye'deki mimarlık disiplininin çok iyi diye algılanıyor hale gelmesi lazım. Bu noktada da yardımlaşarak bir beraber projeler geliştirerek, beraber uğraşarak yapmamız gerekiyor. Ya şu an Türkçe kaynak bile çok az mimarlık noktasında ki mimarlık prestijli bir bölümken bu böyleydi. Yani, yani diyecek bir şey bulamıyorum daha fazla. Bir de şunu da bahsedeyim. Videoyu öyle bitireyim, öyle bitirmek istiyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Yani sayın arkadaşlar çok uğraşıyoruz bu noktada. Videonun arasına da onu sıkıştırmış olayım. Şu zili falan da açın. Bildirim de gelsin bu noktada ve konuk gelmek isteyen arkadaşlar beraber proje yapalım şunu yapalım bunu yapalım düşüncesinde olan arkadaşlar ben Ankara'da ikamet ediyorum her türlü projeyi açayım gelin her şeyi beraber yapalım şehir dışındaki arkadaşlarla da uzaktan ne yapabiliyorsak yaparız bunu da antiparantez söyleyip devam edeyim. Şimdi bugün bir tane haber gördüm diyor ki mimarlar odası açıklama yapmış diyor ki işte yani şu an çok zor bir durumdan geçiyoruz. Bütün sahillerimiz yanıyor. Sahillerimiz yanıyor. Gerçekten hoş bir durum değil. Mimarlar Odası açıklama yapmış. Demiş ki işte demiş bu sahillerde demiş herhangi bir yapı yapan mimarın diplomasının elinden alınması için her şeyi yapacağız. Ya Sayın Mimarlar Odası. Bakın iyisiniz, hoşsunuz. Yaptığınızda doğru bir hareket. Ama yani şöyle bir durum var. Biraz da işsizliğe, Y kuşağıyla iletişime geçseniz, Z kuşağı ile iletişime geçseniz, bu mimarların haline bir baksanız da ondan sonra bu açıklamayı yapsanız. Siz burada bu adamın bu halde düşmemesi için bir şey yapmıyorsunuz. Yani yapıyoruz bazen ufak tefek bir demeçler falan veriyorsunuz. E ondan geriye geldiğimizde de böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Ya açık konuşmak gerekirse bir laf var. Yokluk mertliği bozar diye. Eğer ki oralara proje yapılacak olursa mimarlar bu açıklamaya rağmen, altını çizerek söylüyorum bu açıklamaya rağmen, yani riski girip imza atacak çok insan var yani. insanların artık belli yerlerde bıçak kemiğe dayanmış vaziyette ya. Ya benim arkadaşım var sadece yol artı sigortaya çalışıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Sen bu adamın halini bilmeden bir şey yapamazsın. İstediğin kadar faaliyet yap, sana da faaliyet yap. <laughs> Ya Mimarlar Odası beni bir kere aradı zaten. Benim gidip verdiğim paralar haricinde bir kere aradı. Onda da seçim var dedi. Ya Mimarlar Odası'nın seçimi benimle bağlar ya. Mimarlar Odası ile benim bir işim yok ki. Ha, yanlış düşünüyor da olabilirim. Bu noktada benim eksiklerim de olabilir. Gideceğim bir gün soracağım zaten. Mimarlar Odası başkanıyla ile iletişime geçebilirsem. Diyeceğim ki yani başkanım neden büyük kopukluğumuz var bu kadar? Yani niye... Hiçbir şeyde bir araya gelemiyoruz. Beraber bir şey yapamıyoruz. Bu noktada eksiklik bizde ise bunu da zaman içerisinde bakacağız yani. Onu da size aktarırım. Düşüncelerimi falan. Neyse. Bu da böyle bir video olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.